Asrın davasında bugün çok önemli bir iddia daha ortaya çıktı. İddiaya göre emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Er Uygur, darbe planlarının sonuca ulaşması durumunda devletin farklı görevlerine atayacakları kişileri tek tek belirlemişler. Sanıklardan emekli albay Hasan Atilla Uğur'dan ele geçirilen bir mektupta darbe planlarının kadrosuyla ilgili isimlerin ve notların olduğu ileri sürülüyor. İddiaya göre emekli generaller çok alternatifli darbe planları hazırlamışlar. Yani A planı deşifre olursa B planı, o deşifre olursa bir başka darbe planının devreye sokulmak istendiği öne sürülüyor. İddialara göre emekli generaller darbe planlarının sonuca ulaşması durumunda kendi aralarındaki görev dağılımını da belirlemişler. Buna göre Er Uygur'un Genelkurmay Başkanı, Tolon'un da Jandarma Genel Komutanı olması kararlaştırılmış. Allah böyle bir felakette halkımızı yüz yüze getirsin. İkinci iddianamede Danıştay saldırısının darbe hazırlığının ilk ayağı olarak gösterildiği ileri sürülüyor. Buna göre saldırının ardından hükümete yönelik gösteri ve eylemler başlayacaktı. Ve bu da darbe hazırlığının bir parçasıydı. ...27 Mayıs, 12 Eylül darbelerinde bulunduğunu söyleyen, 28 Şubat'ı yönettiğini anlatan ve Genelkurmay eski başkanı emekli orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya ait olduğu iddia edilen ses kaydında Şener Er Uygur için Cumhuriyet mitinglerini o akıl etti. Ülkenin kaderini değiştirecek, inşallah başarılı oluruz deniyordu. Er Paşa çok değerli bir çocuk bu. Mitingler olsa düzenleyen farklarına da. Yani ülkenin kaderini değiştirecek, inşallah başarılı. Vatan Gazetesi'nin bugünkü haberinde Cumhuriyet mitinglerinin Tolon ve Er Uygur ekibi tarafından halkı hükümete karşı isyana teşvik için gerçekleştirildiği iddialarının hazırlanan ikinci iddianamede bulunduğu bilgisine yer verildi. Bir diğer önemli ayrıntı da illegal Ergenekon yapılanmasının şeması ile ilgili. İkinci iddianame ile tüm tutukluların örgüt içindeki yerinin net olarak gösterileceği ileri sürülüyor. Samanyoluhaber.com. Sadece gerçekten.